Şimdi Abdülkerim'in son durumuyla ilgili bir açıklama yapmak gerekirse, oyuncumuz milli takımdan oradaki doktor arkadaşlarımıza bir baş ağrısı şikayetiyle başvuruyor ve o süreç içerisinde 2 gün gibi bir müşahede süresi geçiriyor. Daha sonrasında da sağlık ekibi, milli takım sağlık ekibi oyuncumuzun milli takımdan ayrılmasına karar veriyor ve kadrodan çıkartıyor. Oyuncumuz bize geldiğinde benzer bulgular vardı. Yani baş ağrısı devam ediyordu. Sponsor hastanemizde bir gecelik bir müşahede ve bir tedavi sonrası oradaki nörolog arkadaşlarımız, yani konuyla ilgili uzman arkadaşlarımız çeşitli tetkikler yaptılar. İnfüzyon BT dediğimiz ileri bir tetkik yaptılar ve hayati bir tablosu olmadığını, oynamasında bir sakınca olmadığını, sadece baş ağrısının tedavi edilmesi gerektiğini karar verdiler. Bu tedavi sürecini tamamladıktan sonra bir günde biz ekstra takip altında tuttuk, müşahede ettik. İdmana çıkmadı. Devamında takip eden günde dün idmana başladı. Herhangi bir reaksiyon, herhangi bir sıkıntı olmadığını görünce de bugün takımla beraber hocamızın kararıyla takıma dahil oldu. Şu anda iyi durumda. Herhangi bir şikayet yok. Bu nedenle de bizimle beraber. Milli takımla ilgili süreçlerde bir oyuncunun milli takıma çağrıldıktan sonra oyuncu oraya teslim olduğu dakikadan itibaren oradaki sağlık ekibinin gözetimindedir ve onların inisiyatifindedir. Oyuncunun milli takımda kalması veya milli takımdan ayrılması tamamen oradaki sağlık ekibi ve teknik ekibin vereceği kararlı olur. Biz oraya kadar hiçbir müdahalede bulunmadık. Oyuncumuz da bir af istemedi oradan. Yani herhangi bir şekilde milli takımdan ayrılmak istemedi. Sadece oranın milli takımının sağlık ekibinin verdiği kararla oyuncumuz milli takımdan ayrıldıktan sonra biz sürece müdahale olduk. Bizim yaptığımız tetkiklerde çok ciddi bir sıkıntı olmadığına karar verdi nöro ilgili konuyla ilgili uzman arkadaşlar. Bunun üstüne de dediğim gibi az önce de söylediğim gibi bizimle beraber şu anda Azerbaycan'da hazırlık maçı için kamp kadrosu.